Kazım arabaya getir. Abdülay, Memati. Yol boşaltın. Kim bunlar? Ne oluyor? İskender Büyük. Polat Alemdar Paşa'yı takip ediyor. Biz fark edemiyoruz, öyle mi Güray'ım? Efendim, hiç beklemediğimiz bir takip bu. Paşa'nın Ankara'ya gitmesi demek Güray'ım, boynumuza yağlı ilmikten başka artık bekleyecek hiçbir şeyin kalmaması demek. Takip et Polat'ın aracını. Komutanlığa haber ver İlhan. Gerekli güvenlik tedbirini alsınlar. Ankara'ya gideceğim. Emredersiniz komutanım. Arzu ediyorsanız birlikte gidelim. Teşekkür ederim Polat. Ama seni yanımda gördüklerinde konu başka yere taşınacak. Nereye taşınıyorsa taşınsın. İskender'in ekibini tasfiye edip Polat'ın ekibini getiriyor Sadi Paşa derler ki bu tartışma en çok ülkemize zarar verir. Komutanım, hayatınız çok büyük riskte. Benim hayatımın bir önemi yok. Asıl olan bu memleketin varlığı, geleceği. Anlıyorum. Bir dakika Kenan. Komutanım, durumu birliğe bildirdim. Hemen helikopter gönderiyorlar. Askeri helikopter çağırmayın ha. İçimizde sızma var. Emredersiniz komutanım. Kenan, askeri helikopter değil, sivil helikopter gönderin. İçeriden İskender'e bilgi akışı var. Sizin için dosyayı hazırlayan istihbarat subayının kodunu onlar biliyor. Ayrıca sizin her attığınız adımı da onlar biliyor. Döner dönmez ilk işimiz içimizdeki ihanetin icabına bakmak. İskender'i ne kadar tanıyorsunuz? Çok iyi tanıyorum. Onu kimlerin seçtiğini, kimlerin yetiştirdiğini biliyorum. Hepsi tasfiye edilecek. Ne İskender kalacak... ne de bir tek adamı. SSK ha? İşi yapıyorsunuz, en son benim haberim oluyor.
Hatta bir şey yapılıp yapılmadığını kurşun sesinden öğreniyorum. Abi bu kadarını biz bekliyor muyduk sanki? Kardeşim bunlar nasıl insan? Mafya bile devlet görevlisine kurşun sıkmıyor. Bunları kim doğurmuş Abdüley? Haber veriyorum. Efendim, helikopterle Ankara'ya gideceklermiş. Helikopterin ineceği noktayı da bildirsinler. Çocuklara söyle, helikopteri aşağı indirecek bir şey getirsinler. Emredersiniz. Alo, Mehmet iyi dinle şimdi beni. Yerine. Çabuk çabuk çabuk. Buluşma yerine intikal ettik. Sizi bekliyoruz. Ben sizinle gelmiyor muyum? Hayır. Sen burada kal. Bu meseleleri hallet. Komutanıma ben refakat ederim İlhan. İkinizin de İstanbul'da kalmasını istiyorum. İskender'i ben dönmeden bulun ki ona hak ettiği dersi verelim. Emredersiniz komutanım. Thank you.
Gel seni alnından öpeyim. Her aksırıp tıksırdığımızda hastaneye getireceksen Elvan Hanım, hemşire değil bayan gardiyan alırdık. Ben de sizin bu kadar inatçı olduğunuzu bilseydim Halil İbrahim Bey. Ha, bilseydin. Kan değerleri düşük Tuncay Bey. Halil İbrahim Bey'in hastanede tedavi alınması lazım. İkna olmuyor ki Aslı Hanım. Öleceğini söyleyin, ikna olur Tuncay Bey. İşte o yüzden ikna olmuyor. Nasılsa öleceğim. Niye tedavi olayım diyor. Kendine acımıyor, eşine de mi acımıyor? Kim? Halil İbrahim Bey. Demek gidiyorsun Erhancığım. Evet Tuncay Bey. Her şey için teşekkür etmeye geldim. Ama dayının işine de sıkılmadım değil. Erhan Bey dostum. Sizi bu halde görse mümkün değil kırmaz Halil İbrahim Bey. Ne varmış halinde Erhan'ın Hüsnü Bey? Saçma sapan konuşuyorsunuz. Ya yeğenim, seni toplamaya gelmişken biz de aldık. Nasıl oldun dayı? İyiyim, iyi. Bu serum iyi geldi. Elvan yenge, dayım eskiden huysuzluğunu yapıyordu. Şimdi sana mı yapıyor? Halil İbrahim Bey'in ne huysuzluğu olacak ki? Hastaneye yatmam diyormuş. Ula hadi, yeter kaldık burada. Ben darlandım. La en has yeğenim taburcu olmuş. Hadi gidelim de bir yerlerde bir şeyler yiyelim. Dayı sağlığın inadı olmaz. Kardeşim ben hastalığa inat etmişim. Size değil. Siz niye üstünüze alınıyorsunuz? Hoş geldiniz.
Artık Haziran'a kadar rahatız. Kimi nereye yerleştireceksek yerleştirelim. C-211 hayatta ama. Fark etmez. Onu da öldürürüz. Yukarıdan aşağıya yok etmeye devam edeceğiz. Hocam sen sivil bürokraside, kumandanım sen de askeri bürokraside yapacağını yap. Bu ihtiyarların bir tane adamını ayağıma dolanmış görmek istemiyorum. Bizim ekibimizdekiler deşifre oldu ama. Yenilerini bulamaz mıyız hocam? Bir anda olacak iş değil. E acelemiz yok. Yarbay İlhan dosyaya vakıf mıdır? Öğreniriz. Vakıfsa ölür. Değilse emekli olur gider. Paşanın ölümünden ötürü bize rahat vermeyecekler. Bedel ödetecekler. Bu bedeli asgariye indirmek için bana Yalçın Yıldız lazım. Hem de çok lazım. Yıldız kamuoyuna hazırlar. Sadi Paşa'yı biz değil, örgüt öldürmüş olur. Merak etmeyin, müşkülünü hallettik. Ona uygun bir senaryo kalemi aldık. Eğer elinde silahla yakalanmış adama da dışarı çıkması için uygun bir senaryo bulunduysa... Üstelik de Yıldız'ın yaptığını bilmeyen kalmamışken... Kim görmüş Yıldız'ın yaptığını? 3 polis memuruyla bir de ne olduğu belli olmayan bir kadının ifadesiyle mi Yalçın hapse atılacak? Hocam, sizin bir şeye canınız mı sıkkın? Yüzünüz gülmüyor. Yüzümün gülmesi için bir neden göremiyorum Sayın Büyük. Hocam haklı olarak paşanın ölümünden ötürü biraz tedirgin. Tedirgin olacak bir şey yok. Nasıl yok Sayın Büyük? Helikopter patlatarak bir komutanı öldürdünüz. Nasıl yok? Buyurun Savcı Bey. Oturabilir miyim Savcı Bey? Buyurun oturun. Her şeyi anlattığım gibi Savcı Bey. Kendisine dair bazı sırları bildiğim için Yalçın Yıldız beni öldürmek istedi. Bunun bedelini bir ömür ödemesini istiyorum. Avukat Bey, ekleyecek bir şeyiniz var mı Jülide Hanım'ın ifadesine? Şimdilik ekleyecek bir husus yok Sayın Savcım. Sizin avukat bey? Var efendim. Müvekkilim Sayın Yıldız fevkalade mağdur durumda. Çünkü kendisinin bu yaralama hadisesiyle uzaktan yakından alakası yok. Jülide Toros hanımefendi evliyken birlikte olduğu Sinan Solmaz tarafından öldürülmek istenmiş. Yalan! Savcılık makamına sunduğumuz belgede açık bir şekilde Sinan Solmaz olay gününü ve Jülide Toros'la aralarında geçenleri anlatmış. Kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini itiraf etmiştir. Yalan! Ben Sinan'ı 4 senedir görmüyorum. Satın almışlar Sinan'ı. Beni vuran Yalçın Yıldız. Benden büyük tanık mı var? Benim anlamadığım, biz paşanın ölümünü konuştuk. Bunda hemfikir olduk. Yanılıyor muyum kumandanım? Konuştuk. Konuştuk ama anlaştığımız ölüm şekli bu değildi. Bir kazaya kurban gidecekti paşa. Kim inanır paşanın kaza sonucu ölümüne? İnanır ya da inanmaz. Kayıtlara ve tarihe Eşref Bitlis'in ölümü uçağının buzlanma sonucu düşmesi olarak geçti mi geçmedi mi? Sizin de bilmediğiniz bir şey var. Bir operasyon yapılırken daima öngörülmeyen durumlarla karşılaşılır. Polat Alemdar isimli bela orada da karşımıza çıkınca mecbur kaldık. Her ne sebeple olursa olsun, paşanın ölümü büyük infial uyandıracaktır. Medyada istediğimiz manipülasyonları yapabiliyoruz. Ama maalesef halk artık neyin ne olduğunu ayırt edebiliyor. Halk! Halkmış! Bu sürü, bu zavallılar ne zamandan beri bizim muhatabımız oldu da onları dikkate alır olduk? Halkın iradesi diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu 1946'da biz uydurduk. İskender Büyük, sorumluluğu kabul et. Şu ana kadar oluşturulan bütün her şeyi, ama her şeyi riske attık. Kabul ediyorum. Bütün sorumluluk bende.
Paşanın ölüm şekli biraz yanlış görülebilir. Ama elindeki evrakı Ankara'ya ulaştırması düşünülemezdi bile. Ne oluşum kalırdı, ne siz, ne de biz. Jülde Hanım, niye bahsetmediniz bu kişiden? Neyinden bahsedeceğim? Eskiden yaşanmış bir ilişki. Bu davayla ne alakası var anlamıyorum ki. Anlayacak bir şey yok. Adamı ikna etmişler. Olayın bütün açıklarını anlatmışlar adama. Silah üstündeki parmak izlerini muhtemelen değiştirmişlerdir. Siz bütün dünyaya haykırsanız da beni Yalçın Yıldız vurdu diye bütün deliller aksini söylüyor. Peki şimdi ne olacak? Bu gece Yalçın Yıldız evinde uyuyacak. Cezaevinde değil. Sadi Paşa Ankara'ya kurula gitmek üzere zırhlı otomobiliyle yoldayken teröristlerin akıllara durgunluk veren planıyla karşılaşıldı. Tesadüf eseri Sadi Paşa'nın hayatı kurtuldu. Olay yerinden hemen uzaklaştırılan orgeneral kendisini Ankara'ya götürmek üzere gelen helikoptere bindi. Kalkışa geçtiği sırada ikinci bir saldırı sonucu isabet alan helikopter düştü. Sadi Paşa olay yerinde şehit oldu. Sağ ol Güray. İskender buna nasıl cesaret etti usta? Son şansıydı Memati. Eğer paşa Ankara'ya varabilseydi... İskender... Ölen orgeneral usta. Orgeneral. Of. Usta. Hele şu İskender'i bize bir anlat. Ama derin tarafını anlat. Nüfus bilgilerini değil. Memati, beynim çatlıyor. Bana bir şey anlattırma. Şimdi anlatmaya başlarsam İttihat Terakki'den girerim, Gladio'dan çıkarım. Bir tane vatanı satmayan adam kalmaz. Senin de iyi bildiğine yazık olur. Abdülay anlatsın. Sen biliyor musun Abdülay? Madem biliyorsun niye anlatmıyorsun bunca zamandır? Abi ben ne bileceğim? Benim bildiğim kendi çapımca. Peki bu senin yaşlılar ne diyor usta? Bu İskender onların adamı olmasın? Ne diyorsun Memati? Bunlar ikili mi oynuyor diyorum usta? İkili değil de... Bir dönem İskender onlara hizmet etmiş. Sonra ihanet etmiş. Peki usta biz ne yapacağız? Bu adamı nasıl bulacağız? Thank you.
gözünüzü bağlamak zorundayım. Hem sizin hem bizim güvenliğimiz için. Gel. Efendim. Yıldız cezaevinden çıkmış. Haberim var. Bu nasıl iş Davut Bey? Biz adamı öldürmedik içeride yatsın diye. Adam elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Sen de benim bu gücü küçümsememi istiyorsun öyle mi Bulut? Küçümsemeyelim de Davut Bey. Ne yapalım peki? Otursana. Yıldız'la birlikte çalışacağız. Nasıl çalışacağız? O bize ihanet etti. Ben çalışmayacağım. Kızım çalışacak. Kusura bakmayın ama kızınız da ihanet etti. Bütün İskenderciler bir araya gelsinler Bulut. Onlar bizi idare ettiklerini düşünsünler. Polat onları öldüreceğini zannetsin. Biz de hepsini yok edelim. Nasıl olacak? Küçülmemiz talimatını verdiniz. Biz küçülmüyoruz. Sırtımızdaki kamburları atıyoruz. Onlar bu kamburların altında kalacaklar Bulut. Bilmiyorum şekerim. Babam seni niye affetti? Ne demek bilmiyorum Fuat? Şekerim, ben kardeşim Fuat. Harvard'ı bağışlarla, rüşvetle bitiren Fuat. İşe yaramaz Fuat. İşlerle ilgilenmez Fuat. Hatırladın mı? Bulut sana bir şey söylemiştir. İnci, Bulut'un bana en son söylediğini söyleyeyim mi? Ne dedi? Bu sıralar Türkiye'de güzel ve boşta bir tane bile kadın yok. Nasıl bu kadar kayıtsız kalabiliyorsun her şeye? O da benim hobim. Kayıtsız kalmak. Şekerim, babamın duyguları olmadığını en iyi sen bilirsin. Seni eğer işlerin başına getiriyorsa aslında seni değil, İskender'i getiriyordur. Ben yönetilebilecek bir kadın değilim. Babanız sizi odasına çağırıyor İnci Hanım. Oo. Şimdiden tebrik ederim şekerim. Bak her zaman yanındayım. Sağ ol. Büyük ihtimalle Yıldız buraya dönecek. Şekerim, gökte bile yeri geldiğinde yıldız kayıyor. Bu bizimki buraya demir mi attı? Gel Yıldız'ım, gel. Efendim, her şey için çok teşekkür ederim. Yıldız'ım, ikimiz de cezaevinde güzelce dinlendik. Şimdi çalışma zamanı. Hazırım efendim. Ama nerede? Ne demek nerede? Her zamanki yerinde.
Davut İnci'yi işlerin başına getiriyormuş. Öyle mi? Bu karar değişikliğinin sebebini öğrenebilir miyim? Yoruldum İnci. Kendime vakit ayırmak istiyorum. Fuat'ın durumu ortada. Yabancılara da bırakmak istemiyorum. Baba, sen kendine piyon arıyorsan ben burada piyon olmayacağım. Biliyorum. İskender'le ilişkim hala sürmekte. Onu da biliyorum. İskender yüzünden mi ben yönetimin başına geçiyorum? Sen işinle özel hayatını karıştıracak mısın? Hayır. Bana yaptığın hata ne affedebileceğim türden bir hata, ne de unutabileceğim. Seni affetmemin tek bir nedeni var İnci. Neden? Kendi gençliğimi sende görüyorum. Hırslarımı, arzularımı, dikbaşlılığımı. Yıldızı Medya grubunun başına getireceğim. Bana sorarsan cevabım hayırdır. Hani ben tam yetkili olacaktım? O yüzden hayır demiyorum. Kimi istiyorsan onu getir. Tek ricam onunla konuş. Ne benim ayağıma dolansın ne de bulutun. İki alçının arasındaki gerilimin işimize yansımasını istemiyorum. Sadi Paşa işini duydum. Kimin üstüne kalacak? Örgütün. Örgüt soyut bir şey. Muşahhaslaştırmak lazım. Yani? Kamuoyuna bir canavar sunmamız lazım. Hikayesiyle, kişiliğiyle. Dikkat çekecek ve insanların nefretini kendine çekecek biri. Uğur Mumcu da yok hikayesi olan bir canavar. İrfan tatmin etmedi insanları. Benim kastettiğim o. Tabii ki bilinçli yaptınız. İnsanların kafasında hala boşluk bıraktınız. Ama bence hem Abdi İpekçi işi hem de bu Link işi daha başarılı oldu. Kamuoyuna sunuş itibariyle. Yok, katılmıyorum sana. Siz bilirsiniz. Ama bence sadece örgüt yetmez. Bir adamı sunalım öne. Önce insanlar onu parçalayıp tatmin olsunlar. Sonra da siz bizi kandırıyorsunuz diye devlet yöneticilerini yıpratalım. Bir taşla iki kuş vuralım. Sana linç edilecek adam mı lazım? Muro. Sadi Paşa'nın şehit edilmesinin ardından yapılan soruşturmada suikastin RPG tabir edilen roket atarla gerçekleştiği, bu roket atarların ilk belirlemelere göre Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sokulduğu ve eylemin arkasında örgüt oldu. Görüyorsun değil mi Çetin örgütün hangi gundilere bırakıldığını? Ulan bu zamanda, bu ortamda bu eylemi yapan taktik ve strateji yoksunu bir gerizekalıdır. Nedir? Gerizekalı. Haklısın başkanım. Başkanım, bu doktorlar çok ağırlıyorlar paramızı verin diye. Yok para mara. Ezilmiş halkımızın paraları bunlar. Başkanım, bunlar burjuva hastanesi doktorları. Para halkımızın değil ki. Peki o burjuva o paraları senin köyündeki dudağcından mı topladı? İleri zekalı. Yani halkımızdan mı çaldı başkanım? Ödeme para mara. Tamam. Sağ olasın. Abi meşgul mü? Evet. Geçmiş olsun Erhan. Sağ ol, teşekkür ederim. Erhan, Abdül, gelin mutfakta oturalım. Hem bir şeyler içeriz hem muhabbet ederiz.
Boş boş salonda oturmayalım öyle. Geçmiş olsun abi. Sağ ol bacım. Geç Aran, bir çay içeriz. Ağrınsızın var mı gülüm? Yok abi. İyi. Protez işi ne zamanmış Arhan? Daha varmış abi. Buyur abi. Sağ olasın. Sağ ol. Vay be. Birazdan içeri gireceklermiş gibi. Ama yoklar işte. Nevzat, Pürmüz, Eren. Ne İskender'miş be kardeşim. İntikamımızı öyle veya böyle alacağız Eren. O açıdan demedim Eren, yanlış anlama. Bırak İskender'i, kim olursa olsun biz intikamımızı alırız. Yukarıdan gelen emir kesin. Kesinlikle kamuoyuna İskender'in adı verilmeyecek. Kafayı mı yemiş bunlar? Bu olay nedeniyle devlet çok yıpratılacak diye kimse bunu göze alamıyor. Herkes İskender'den korkuyor yani. Korkan var, destekleyen var, fırsat bekleyen var. Görelim bakalım ne olacak diyenler var. Anlaşıldı. Yine bir başımızdayız. İlhan Yerbay ne zaman gelecek? Birazdan burada olur. Teşekkür ederim başkanım. Siz de yoğunsunuz. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Bana niye kızıyorsun Polat Alemdar? Ben kimseye kızmıyorum. Sadece her sefer umut besleyip, her sefer umudumun kırılmasından yoruldum, o kadar. Bakın. Beni bile dengeci olmaya zorluyorsunuz. Aman Polat şimdi sırası değil. Aman Polat devletin âli menfaatleri. Aman Polat yapma. Aman Polat etme. Ben İskender'i dümdüz ederim. Dümdüz. Ama arkasında duranları kestiremiyorum ki bizden mi değil mi diye. Düz ettiğimin altında masumlar kalmasın diye duruyorum. Ama artık durmayacağım. Herkes bu devletten beslenmesini biliyor. Bedel ödemeye gelince aman aman sonra. Herkes bedelini ödedi. Ben ödedim. Şimdi ödetme zamanı. İnci Hanım, bana güvenip yeniden bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Yıldız, bu şirketi ikimiz yöneteceğiz. Babamla Bulut'un dönemlerini biz kapatmalıyız. Şirketlerin bir kısmını tasfiye ettiklerini ve sattıklarını duydum. Doğrudur. Ama benim için fark etmez. Birçoğu gereksiz iş kollarıydı. En güçlü sektördeyiz ve bu sektörü çok iyi biliyoruz. Müsaade ederseniz bir dönüş hediyesi getirdim. Nedir? Sadi Paşa suikasti dosyası. Duydum, çok üzüldüm. Suikasti örgüt adına yapan adam Metropol sorumlusu Muro. Kardeşim, sabahtan beri bekliyorum. Bir cevap verin. Hanımefendi, hesaplar yapılıyor. Size uygun bir takvim verildi tahmin ediyorum. Ne zaman gelmeniz söylendi? Haftaya perşembe. Ne demek haftaya perşembe?
Ben beklemek zorunda mıyım? Paramı alırken hiç bekletmediniz. Ekonomik kriz var. Ama paralarınızı duydunuz mutlaka mu? Ödeyeceğiz. Neyi başkanım? Bu kriz döneminde lütfen biraz daha anlayışlı olun. Mutlaka paranız ödenecek hanımefendi, merak etmeyin. Bu bizi ilgilendirmiyor. Ulan Çatın, ben sayıyorum 280 yeterli eksik çıkıyor. Yemin ediyorum ben almadım, cebimde 5 kuruş para yok. Belki Yıldırım almıştır. Terbiyesiz gammazcı. Ulan o kadar burjuva kadınıyla düşüp kalkıyorsun, şu burjuva ahlakını bir türlü öğrenemedin. Kardeşim kapıyı çalsana, sandalda mı yaşıyorsun? Ya sen bro kafayı mı yedin? Aç televizyonu aç. Ne var lan? Ya hadi açsana. Metropol sorumlusu Muro'nun Sabri Paşa suikastini çok önceden kararlaştırıp planladığı, eylemi bizzat yönettiği bildirilirken güvenlik güçleri en kısa zamanda Muro ve ekibinin yakalanacağını söyledi. Vay anasını. Ulan bu onun bunun çocuklarının hiç mi kozmos korkusu yok? Ulan Çato, görüyor musun olanları? Başkanım yemin ediyorum bu defa bittik. Aha, tefecinin karısı arıyor. Gördüğü haberi beni uyarıyor seni de öldürmesin diye. Ulan ne tefecisi ne karısı? Ulan Şemu, büyük liderlerinin bile böyle büyük bir komployla karşı karşıya kalmamıştır. Başkanım bize bu komployu kim kurdu? Ulan Çatın, paşayı kim götürdüyse onlar kurdu. Bak kardeşim bak. Artık Muro devrim tarihinde yerini aldı. Ya ne tarihi kardeşim? Henüz bugündeyiz. Ve bugün büyük bir komplonun kucağındayız. Bir çözümleme yapmamız lazım. Sen de şişirme beni. Otur şuraya bir çözümleme yapalım. Ne çözümlemesi gözüm? Seni içeride çattır çattır çözümleyecekler. Başkanım, ben bir çözümleme yaptım. A, bunun bize karşı bir komplo olduğunu deklar etmek. B, buradan çok acil yurt dışına kaçmak. Mümkünse Afrika'ya. Teşekkür ederim. Afrika benim hiç aklıma gelmemişti. Büyük dedenin aşireti oradan geliyordu değil mi? Çocuk doğru söylüyor. Avrupa'yı unutun. Ya Şemo, önce bir çözümleme yapabilir miyiz? Bize bu komployu kim kurdu? A, yeni metropol sorumlusu. B, onun işbirliği yaptığı derin kebap İskender. C, Alemdar Polat ve çetesi. Ya başkanım, A da olabilir, B de olabilir, C de olabilir. Yapma ya. Alo. Gülüm. Toplantıdayım, seni arayayım. Ya insanları katildir, katil değildir diye niye ayırıyorsun gülüm? Muro öyle bir çocuk değil. Kimi nerede öldüreceğini ayırt edebilecek kadar bilinçli bir devrimcidir o. Kapat lan telefonu, sıkmayayım kafana. Hadi! Bitmiş durumdayız. Üzme kendini o kadar. Her şeyin bir çaresi bulunur. Bütün geleceğim, bütün hayallerim senin elinde. Ne? Canım, anlıyorum seni ama ben sana yardımcı olamam. Ne demek yardımcı olamam Asu? Beni nasıl reddedersin? Bunca yıllık Mehmet'ini nasıl reddedersin? Ne yapıyorsun Süslü Bey? Biyesiz haddini bilmez doktor beyefendi ne hakla size ilanı aşk edebilir? Bu ne cüret? Tuncay Bey'in kafasından geçen nişanlısına asılmak. Ne asılması ne aşkı kardeşim. Ya ben bütün paramı tefeciye kaptırmışım. Ölmüşüm bitmişim ben. O zaman ne hakla böyle bir tatsız mevzuyla Asu hanımefendinin beynini ve kalbini yoruyorsun? Dinliyorum. Buyurun. Anlatın çözeyim. Anlat Mehmet. Anlat bakalım çözebilecek mi? Bir tefeci vardı. Rafi. İyi faiz veriyordu. Adam öldü.
Paramı almaya gittim. Haftaya gelin dedi. Böyle mafyöz mafyöz herifler. Ama ödeyeceklerini hiç zannetmiyorum. Ben de Asu Tuncay Bey'e anlatsın. Polat Alemdar yardımcı olsun istedim ama... Bu konuya Polat Alemdar ve Tuncay Kantarcı adına bizzat ben el koyuyorum. Beni vekil kıldığınıza dair buraya imzalayın lütfen. Moro'yla ne alakası var? Bana mı söylüyorsunuz bunu? Benden iyi kim biliyor bunu yapanı? Abi kim bu komutan? Ölen paşanın yaveri. Moro ve grubunun bir süre önce emniyet güçleri tarafından yakalandıkları... ...ancak şüpheli bir kaza sonucu polisin elinden kurtuldukları bildirildi. Moro ve grubunun eylem planına bu kazadan sonra geçtiği öğrenildi. Ne yapacağız? Ne diyor sizinkiler yarbayım? Bu haberlerden sonra bir şey demeleri zor. Pardon, özür dilerim. Rica ederim. Alo? Buyurun. Görüyor musun Abdüley? Muro'nun üstüne itiler. Örgütlü İskender de Muro'nun hem ölüsünden hem dirisinden faydalanacak. Hanımefendi, prosedürü siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Röportaj vermemiz, kurumdan izin almanız halinde mümkün ki izin verileceğini zannetmiyorum. Tabii ki. Acımız çok büyük. Komutanımızı kaybettik. Yarbayım. Hanımefendi bir saniye. Televizyon mu gazete mi? Televizyon. Kabul edin görüşmeyi, randevu verin. Ama olmaz ki. Yarbayım olmaz işler oluyor. Lütfen dediğimi yapın. Hanımefendi, aslında benim anlatacaklarım var. Sizi kameramanınızla birlikte bekliyorum. Nerede mi buluşalım? Size adresi mesaj olarak atacağım. Bir saat içinde bekliyorum. Ne yaptığınızı anlamadım. Sadi Paşa'yı kimin öldürdüğünü söyleyin. Bakalım yayınlayabilecekler mi? Polat Alemdar'ın delisi. Attığım tokat yaramış. Aferin. Hep böyle çalış. Muro'yla görüşüyor musun? Yo. Arada bir. Hep demişimdir. O çocuk kandırılmasa gerçek bir insan sevgisiyle donatılmış. Hadi çocuğum. Bana buranın yetkilisini çağır. Şimdi bu işi kimin yaptığının ne önemi var anlamıyorum ki. Fatura sana kesildi bro. Vallahi ben senin yerinde olsam buradan çıkar sabaha kadar aklımda ne kalmış onu yaparım. Nasıl olsa hayat bitti senin için. Çetin, bir gündü mahallesi ayarla. Orada bir devrim yapayım da gözüm açık gitmesin bari. Emredersin başkanım. Otur lan oturduğun yerde. Başkanım, deli burada. Ulan bana burada bir tane akıllı göstersene Yıldırım. Başkanım öyle değil, gerçek deli. Bu hani Polat Alemdar'ın delisi var ya. Ulan Alemdar Polat'ın delisinin burada ne işi var? Ulan komplocu adam delisini niye yollasın?
Çağır gelsin Yıldırım. Olmadı Polat'a karşı rehin alırız. Emredersin başkanım. Başkanım deliden rehin mi olur? Ulan bizden paşa katil oluyor da deliden niye rehin olmasın? Merak etme canım, iyiyim. Arkadaşlarla olayları değerlendiriyoruz. Ulan ben senin gibi devrimcinin... Gelemem hayatım, biliyorsun. Başkanım olmadı, Şemo başkanı yollayalım gitsin. Kadın ikna etsin. Gülüm. İkna derken Çetin? Başkanım. Ya başkanım. Bu deli ne olacak? Yeter lan! Kapat lan telefonu. Sen de kapıyı kapat, sen de şeyleri kapat lan. Seni daha sonra arayayım. Nedir bu ya? Sen git şu kadını gör. Vır 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 iki dakikada bir arayıp durmasın. Git bunun sesini kes gel. Sen de git deliyi getir. Ben ne yapayım başkanım? Sen de burada otur, tarihe tanıklık et Çetin. Ben başkanım, ben başkanım. Ben ne yapayım lan? Terbiyesiz. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Deli! Ne vuruyorsun lan çocuğa? Size kaç kere söyledim. İnsanların hastalıklarıyla dalga geçmeyin diye. Kanun kaçağı. Bırak lan şimdi kanunu manunu. Senin ne işin var burada? Paramızı almaya geldim. Ulan Alemdar Polat'ın da mı burada parası var? Seni ne ilgilendirir? Çağır bana buranın yetkilisini. Sen de git adalete teslim ol. Adalet derken? Teyzenin kızı Adalet var ya. Hani böyle koca memeli. Ondan bahsediyor. Efendim konuyu dağıtıyorsunuz. Ben buraya hastanemizde çalışan doktorların alacağını almaya geldim. İşte vekalet belgem. Ulan sen bununla bırak parayı. İki paket margarin alamazsın lan deli. Kanun kaçağı. Beni demagojiye çekme deli. Ulan sana bir sorum var. Soruma cevap ver. Paranı vereceğim. Hadi sor. Paşayı kim öldürdü? Senin öldürdüğün altyazılarda geçiyor. Ama biliyorum ki sen o kadar büyük çaplı operasyon yapacak yetenekte değilsin. Benim çapımı sen mi ölçeceksin? Deli! Sen benim soruma cevap ver. Paşayı kim öldürdü? İskender Büyük. Nereden biliyorsun? Bu eylemi iyi analiz etmek lazım. Bir toplumsal eylemin sonucunda kim yıpranıyor, kim güçleniyor? Yıprananları açıklıyorum. Devlet. Devlet artı Muru. Peki kim güçleniyor? Büyük İskender. Devleti daha iyi yöneteceğini iddia ediyor değil mi? Tebrik ederim. Çetin. Bu analize karşılık delinin alacağının yarısını verin. Neden yarısı? Kriz var kardeşim. Yarın geleceksin. Küresel krizi konuşacağız. Ödemeyi alacaksın gideceksin. Ulan deli. Sen şu telefonunu bir daha versene bana. Yalnız ben gizli numaralara bakmıyorum. Ya gizli neyimiz kaldı? Burun deliğimizin işine kadar her şeyimizi biliyorlar zaten. Burun deliği derken başkanım? Ya. Sadi Paşa'yı öldüren İskender Büyük'tür. Başkası değil. Efendim bu önemli bir iddia. Bunu ispatlamanız gerekir. Sadi Paşa, İskender Büyük ve oluşumunun tasfiyesi için bir dosya hazırladı. Bunu haber alan Büyük, paşamızı tehdit etti. İskender Büyük cezaevindeydi. Nerede, ne zaman tehdit etti? Hastaneye tetkik yaptırmaya gittiğinde komutanımız, İskender Büyük karşısına çıktı. Eğer tasfiye operasyonundan vazgeçmezse, kendisini öldüreceğini söyledi. Kimseye haber vermeden, sabah erken saatte Ankara'ya gitmek üzere hareket ettik. Yani bu suikast haber bültenlerine yansıdığı gibi önceden planlanmadı, öyle mi?
Evet, öyle. Önceden program belli değildi. İskender Büyük ilk teşebbüsünde başarılı olamadı. Komutanımız helikoptere bindiğinde hain emelini gerçekleştirdi. İskender Büyük'ün bu cinayeti tasfiye operasyonunu engellemek için işlediğini iddia ediyorsunuz. Bu operasyon kimleri içeriyor? Sivil ve silahlı bürokrasiyi içeren bir dosya götürüyordu komutanımız Ankara'ya. Peki dosya? Dosya kurtarılamadı öyle mi? Bir kopyası bende var. Dosyanın içeriği hakkında bilgi vermek ister misiniz? Hanımefendi, bunun mümkün olmadığını biliyor olmalısınız. Teşekkür ederim. Şimdi ne olacak usta? Ya röportajı yayınlayacaklar, Türkiye birbirine girecek. Ya da İskender dosya İlhan Yarbay'da mı öğrenmek isteyecek. Sivil ve silahlı bürokrasiyi içeren bir dosya götürüyordu komutanımız Ankara'ya. Peki dosya? Dosya kurtarılamadı öyle mi? Bir kopyası bende var. Dosyanın içeriği hakkında... Söyle Yıldız'ım. İlhan dosyanın kendisinde olduğunu söylüyor. Bir de kendisinden dinleyelim Yıldız'ım. Kaseti ne yapalım? Nasılsa senin gizli bir yerin vardır Yıldız'ım. Oraya koyarsın. Bana karşı kullanmak istediğinde elinde bundan iyi malzeme mi olacak? Efendim şakası bile hoş değil. Bir de gerçeğini düşün Yıldız. Sana neler yaparım kim bilir. Gözlerinden öperim. Güray'ım İlhan Yarbay'ın evini öğren, akşam ziyaretine gidelim. Emredersiniz efendim. Çok teşekkür ederim Türker Sultan Hanım. Afiyet olsun. Bir daha arasaydınız. Demek şu an meşguller. Müsait olduklarında muhakkak dönerler. Bekleyeyim ben. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, kıyamet gününün sahibi Allah'adır. Yalnız sana yaparız kulluğu ibadeti. Senden dileriz yardımı, inayeti ya Rab. Hidayet eyle bizi doğru yola. Kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna. Ne gazap olmanların, ne de sapkınların değil. Amin. Herkes ölümü tadacaktır. Allah bizleri
iyiliklerle ve kötülüklerle deneyecektir. Hepimizin bir gün hayatı sona erecek ve Allah'a döneceğiz. Kimimiz yaptığımız iyiliklerle, kimimiz de yaptığımız kötülüklerle. Kötülük yapanların, yakıp yıkanların cezaları hep ahirete mi kalacak? Hayır. Çoğu zaman dünyada çekerler cezalarını. Atalarımız derler ki, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Allah mazlumun intikamını almakta aceleci değildir. Mazlumun ahını zalimlerden mutlaka alır. Benim sevdiğim yakıldı, öldü, yok oldu. Ben ne yapacağım peki? Ölüm yok olmak değildir. Yeni bir hayata başlamaktır. Senin sevdiğin yeni bir hayata doğdu. Hayat devam ediyor. Onun için, senin için, bizim için devam ediyor. Biz dünyaya geldiğimizde etrafımızdakiler mutlu ve gülüyorlardı. Biz ise ağlıyorduk. Şimdi o senin sevdiğini yeni doğduğu yerde gülerek karşılayan şehitler var. Ama biz gönül kızımız aramızdan bedenen ayrıldığı için ağlıyoruz. Ben sevdiğime kavuşmak için kendimi niye öldürmeyeyim? Niye intihar etmeyeyim? Sen hayatına devam edeceksin. Güzel yaşayacaksın. İyilikler yapacaksın. Kötülüklere engel olmaya çalışacaksın. Elinle ve dilinle. Nasılsa sen de bir gün ölümü tadacaksın. Ve o hayatta onunla birlikte olacaksın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Baba, biz o işi beceremiyoruz. Ya sevdiğimize tutsak oluyoruz, ya da onu tutsak ediyoruz. Bir şey mi dedin Memati? İçimden konuşuyorum, bir şey yok Ömer baba. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Çok sağ olun. Evladım, doğru dürüst bir şey hazırlasaydım sana. Yok anne, gideceğim. Aa, olmaz öyle şey. Bak, bunu da seversin sen. Ellerine sağlık anne. Çok güzel olmuş. Senin bu yemeklerin de olmasa ne yaparız anne? Bir gelinim olsa da ölmeden ona da öğretsen bunları. İnşallah anne. İnşallah bir yere kadar. Sen ne zaman evleneceksin? Sen ne zaman evlen dersen o zaman anne. Aşk olsun evladım. Ben her zaman söylüyorum. Anne, ne zaman evleneyim? Görmüyor musun halimi? Senin hayatının düzelmesini beklersek oho. Anne, hadi bana acımıyorsun. Gelinin olacak kızcağıza da mı acımıyorsun? Oğlum, sana acıyorum. Acıdığım için de bir yuva kur istiyorum. Bir yuva kurabilen her şeyi kurabilir. Her şeyi başarabilir evladım. Ana sözüdür. Sakın yabana atma. Peki anne. Sen nasıl diyorsan. Yani ben bakayım mı birine? Abi yiyecek bir şeyler hazırlasaydım. Kibarca bana git mi diyorsunuz Türkan Sultan Hanım? Estağfurullah abi. Öyle demiyorum da gelmeyecekler belli ki. Boşuna bekliyorsunuz. Hay Allah. Abdülay Bey de cevap vermiyor ki telefonuna. Kim arıyor sabahtan beri seni Abdüley? Deli Hüsnü. Ne istiyormuş? Aman abi, şimdi onunla mı uğraşacağım? Tuncay'ın işleri. Bir tane mi akıllı adam bizde çalışmaz? Usta sen ciddi misin? Ne konuda? Nazif anne bir şey diyordu ya hani, evlilik mevlilik. Memati sen benim şaka yaptığımı gördün mü? SSK neydi abi? Ben değil, Abdüley yaptı onu. Yani düşünüyor musun usta? Ben değil, annem düşünüyor. E sen de olmaz demedin. Niye diyeyim? Nasıl evleneceksin usta? Bu sıra ortalık karışık, kıyamet kopuyor. Bir ara anneme desene. Kıyamet kopuyor Nazife anne. İskender'i bir öldürelim. Polat abim öyle evlensin diye. Sen bundan çekiniyorsan söylerim de usta. Sen bu işi istiyor musun, istemiyor musun anlamadım ki. Konuşsana Abdüley. Hayırlısıysa olsun abi. Sanki biz şerlisini istedik.
Mehmet abi, sen nereden sardın bu evlilik mevzusuna? Sizinle konuşan da kabahat. Şimdi ben o deliden hıncımı alırım. Sultan seni bu saatte niye arıyor? Ne Sultan abi? Efendim, arzu ediyorsanız ben bakıp size haber vereyim. Bak Güray'ım, bak. Ev müsaitse gelip bir acı kahvesini içelim yarbayımın.